Kıymetli dostlarım benim, geldik nereye? Geldik masal, fable, destan ve efsaneye. Şimdi bu videoda masal, fable ve efsaneden bahsedeceğim. Hemen ikinci videoda da destanlardan, destanların işte İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası gibi yerlerinden bahsedeceğim. Şimdi değerli arkadaşlarım, ilk olarak türlerden başlayalım, masal. Masal ne biliyor musunuz? Halkın hayal gücünden doğup sözlü olarak dilden dile aktarılan ve olağanüstülüklerle kurulan türdür. Masal da olağanüstülükler var diyorum ya, bir defa zaman kavramı yok. Yani öyle bir sıkıntı var. Ve kel olan masalları, işte atıyorum masal kelimesi, bu arada masal kelimesinin Türkçe, Arapça meselden gelir. Ve Ziya Gökalp, Türkçünün esasları adlı eserle Türk edebiyatı masalı bir tür olarak kabul eden ilk sanatçı olmuştur. Ve kel olan masalları da önemli bir yer tutuyor. Masallar genellikle döşeme. Yani evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler tellerken, deteler ellerken falan diye asıl konuya gelir ve en son gökten üç elma düştü. Biri bana, biri kara kediye, biri de Allah'ın belasına diye duayla bitirilir. Peki, biz de destanlar olarak Nakit Ezel, Tahir Alangu, Eflatun Cem Güney, Pertev Naili Boratav, Ziya Gökalp, Saim Sakaoğlu, ünlü masal araştırmacılarımız. Bunlar da sadece şunu bilin. Mesela masalın tanımını bilin. Masalı kim ön plana çıkarmıştır? Ziya Gökalp. En ünlü masalımız nedir? Keloğlan. Bunu bilin yeter. Yani tutup da onları tek tek ezberlemeye uğraşmayın. Fable. Fable'lar hayvanların, bitkilerin, yani cansız varlıkların, atıyorum bir bardağın, bir kalemin, cansız varlıkların konuşturularak okuyucuya ders verme amacıyla yazılmış türler olarak karşımıza çıkar. Kurban olduklarım, bunu bilin. Ve fable'larda adalet vardır, doğruluk, dürüstlük. Aha! Çünkü bunlar insana ders verme amacı gidiyor ve her zaman doğruluk, dürüstlük üzerine kurulur. Ve Hintli filozof Beydaba'nın Kelile ve Dimle adlı eseri bilinen ilk fable örneğidir. Daha sonra Ezop ve daha sonra zaten La Fontaine'ler falan geliyor. Ama Şeyhin Harnamesi, Türk edebiyatındaki ilk fable örneği Şeyhin'in Harnamesi, divan edebiyatıyla Şeyhi ön plana çıkıyor. Ve Şinasi, La Fontaine'den yaptığı çevirilerle Ahmet Fuat, Nabzade Nazım, bunlar boş bilgiler. Şunu bil. Hayvanlar ve cansız varlıklar üzerinden konuşturularak yapılan tür fable. Kelile ve Dimle ilk örnek ve Türk edebiyatındaki ilk örnekse Şeyhi'nin Harnamesi. Neymiş? Dünya edebiyatında Beydaba'nın Kelile ve Dimle'si, Türk edebiyatında Şeyhi'nin Harnamesi. Bitti. Başka bir şey ezberleme yalandan yere. Devam ediyorum. Geldim şuraya. Şimdi destanlardan bahsetmeyeyim çünkü destanları bir sonraki videoda anlatacağım. Hemen şurada size efsaneden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar efsane şudur. Çok uzun bir süredir halk arasında inanılarak kulaktan kulağa anlatılan, hani böyle vardır ya, şehir efsaneleri deriz ya da halk efsane, işte efsane bu. Hani olup olmadığı belli olmayan, kulaktan kulağa aktarılarak hayal gücüne dayalı olağanüstü eserler. Efsane sözü zaten dilimize Farsçadan geçmiş. Kıssa, rivayet gibi anlamlara geliyor. Ve efsanelerin konuları genelde bir kişiye, bir olaya veya bir yere dayandırılır. Şimdi gelelim halk hikayeleri. Halk hikayeleri de halkın geneli tarafından o yurtta bilinir ve kulaktan kulağa anlatılır. Ayrıca gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar anlatılır. Onu da söyleyeyim ve nazım, nesir karışık olarak yazılır. Ve bizde aşıklar tarafından belli bir sıraya göre halka açık yerlerde saz eşliğinde taklitler yapılarak anlatılırdı. Ama Dede Korkut hikayeleri bu türün ilk örneğidir. Yıl 15. yüzyıl değerli arkadaşlarım. Şimdi tabi bunların özelliklerini şimdi sizlere anlattım. Eyvallah. Ama şöyle genel özelliklerinin yanında mutlu sonla biter. Bak masallar mutlu sonla biter. Evrensel değerler taşır. Eğiticidir. Milli ve dini unsurlar yer alır. Olağanüstülükler vardır. Ve hayali bir yer zamana sahiptir değerli arkadaşlarım. Şimdi en ünlü masallardan da sizlere bahsetmiştim. Mesela dünyada binbir gece masalları var. Fable'lara değindiğim zaman ibret ders verme amacı güder. Evrenseldir. Olay anlatımına dayanır. Teşhis ve intak. Yani teşhis, kişileştirme ve konuşturma sanatıdır. Özellikle cansız varlıkları. Daha sonra destanlar, ama destanlardan ben zaten birazdan bahsedeceğim. Efsaneler. Anonimdir. Kutsal unsurlar vardır ve evrenseldir.
olağanüstlükler var. Bu yönüyle zaten masallara benziyor. İnandırıcılık var ve geleneğe uyma söz konusu. Halk hikayelerinde de halk dille söyleme var. Aşıkların saz eşliğiyle söyledikleridir. Mutlu bir biçimde biter. İlahi bakış açısı vardır. Yani kahramanların içinden geçen iç konuşmalara hakim olma vardır. Nazım, nesir karışıktır ve dönemin zihniyetini yansıtır değerli arkadaşlarım. Masallar, masallarda önemli olanlar diyorum ya, dünya edebiyatında 1001 gece masallarımız var. Bakın şöyle alayım. Dünya edebiyatında 1001 gece masalları var ve Türk edebiyatında Keloğlan masalları var. Ve masalcı baba olarak bilinen de bizde Eflatun Cem Güney'dir değerli arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Peki gelelim Fable. Bakın Fable'ın zaten özelliklerini biliyoruz ama dünya edebiyatında ilk Fable Hintli yazar Beydaba'nın Kedi Deve Dimnesi'dir. Türk edebiyatında da divan edebiyatında Şeyhi'nin Harnamesi olarak bileceğiz yine değerli arkadaşlarım. Tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Sonra geldik dostlarım hemen şuraya. Efsane. Efsaneyi zaten az önce anlattım biliyorsunuz ve büyük sufilerin, evliyaların hayatlarından ve kerametlerinden söz eden efsanelere de menkıbe adı verilir. Haberiniz olsun. Mesela bir tane efsane okuyayım. Yani en azından bir fikir olsun aklınızda. Bir ağa, hemen şöyle ekranda büyüteyim siz de okuyun. Bir ağa oğlu su başlayan kızlardan su istemiş. Kızların en güzeli toprak bir maşrabayla su vermiş. Oğlan kıza aşık olmuş ve sormuş. Güzel kız adın nedir? Baban kim? Hangi oymaktansın? Kız, babam bu illerin beyi Kara Osman demiş. Bu konuşmadan sonra kız ceylan gibi suçlanıp gitmiş. Ağaoğlu kız babasından istemiş. Ama Kara Osman kızı vermeye yanaşmamış. Oğlan da bir gece baskın yapıp kızı kaçırmış. Atlılardan kaçarken önlerine bir göl çıkmış. Oğlan arabacıya arabayı göle sürmesini söylemiş. Sığ sandıkları dipsiz gölde boğulup gitmişler. Buranın adı da Dipsiz Göl kalmış. İşte bu bir şehir efsanesidir diyoruz. İşte efsane dediğimiz olay da budur değerli arkadaşlarım. Ve gelelim halk hikayesi. Şimdi halk hikayesine baktığımız zaman zaten özelliklerini söyledim size. Türk edebiyatında özelliğe sahip ilk halk edebiyatı, halk hikayesi edebiyatı, Dede Korkut hikayeleri ve Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı ve Ferhat ile Şirin zaten halk hikayelerinde çokça biliniyor. Ferhat ile Şirin zaten bana çok yakın. Ben Kazdığı Su kanalını da görmüş biriyimdir. Amasya benim Samsun'a bana 1,5 saat uzaklıkta. Her fırsatta da girelim. Trenle gitmeyi de tercih ederim. Aslında dağı delip su getirmiyor. Yani dağı delmiyor. Dağın etrafına boru hattı gibi oymak çukurlar açarak suyun oradan akmasını sağlıyor. Hani gerçek şeyli o. Biraz da abartmayı seven bir milletiz. Ne hikmetse böyle bir durum söz konusu. Evet geldik destanlara. Destanlara geçmiyorum. Bir sonraki videoda hadi destanlara geçelim. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.